Herkese yeniden merhabalar. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Duygu. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Biliyorum çok uzun zamandır video paylaşamıyorum. Çünkü 10 günlük bir tatile çıktım ve bu tatili aslında vlog çekmeyi planlamıştım. Gezdiğim yerleri size de göstereyim diye. Ama bazen anın tadını çıkartmak gerçekten daha güzel geliyor. Ve ben hani böyle sürekli elimde kamerayla gezmektense o anda yaşamaya karar verdim. Ve o yüzden vlog çekmekten vazgeçtim. Ama daha güzel bir şey çekmeye karar verdim. Bu tatilde bol bol fikir topladım ve bir sürü ıvır zıvır aldım. Bu aldığım ıvır zıvırları bugün sizlere tek tek göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi o zaman hani neler almışım bakalım. Evet, şimdi tatilde ilk durağımız İzmir'di ve ben İzmir'e gidince mutlaka bir Ikea'ya uğrarım. Daha Adana'ya açılmadı ama sanırım 29 Eylül'de açılacakmış Adana'ya da. O yüzden çok mutluyum. Ikea'dan birkaç ufak bir şey aldım. Böyle hani gezerken de bunda şunu yapabilirim falan diye düşündüm. Bunlardan ilki şu gördüğünüz bardak hatları. İsim aklıma gelmedi. Bardak hatları. Bunlar böyle bu mantar palonu malzemesi var ya, onlardan yapılmış. Çok güzel bir fikri var aklımda bunlarla ilgili, bunları süslemekle alakalı. Çok yakında çekeceğim videosunu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bunlardan iki paket aldım. Her pakette 4 tane var. Daha sonra şöyle üçlü bir makas buldum. Renkleri çok güzel ve çok ucuzdum. Sanırım 5 lira gibi bir şeydi bu 3 makas. Makas en çok kullandığım aletlerden bir tanesi ve çok köreliyor yani. O yüzden fazla makas göz çıkarmaz diye düşündüm ve böyle bol bol makas aldım. Daha sonra çok güzel bir şey aldım Ikea'dan. Şimdi onu göstereyim size. Şu gördüğünüz cam kırıkları, böyle ayna kırıkları gibi. Mesela bunları çok güzel projelerde kullanabilirim. Bilmiyorum, şimdi size göstereceğim daha yakından. Böyle su kulaklarının dibine koyabiliriz. Hani orada çok güzel bir görüntü olabilir. Şimdi ne bileyim, aynanın kenarını süsleyebiliriz. Çok şey yapabiliriz bunlarla. Ben bunu görür görmez böyle aklımdan bir sürü fikir böyle geçti. O yüzden bunu hemencik aldım. Fiyatı da böyle sanırım 6-7 lira civar bir şeydi ama içinde çok fazla var. Sonra Ikea'dan başka bir şey aldım mı? Evet aldım. Şunları aldım. Böyle biliyorsunuz şu an ben kendi odamda değilim ama kendi çalışma odamda böyle çerçevelerin içinde işte yazılar, resimler falan var. Bu tarz bana bunu soruyorsunuz bazen nereden aldığıma ya da çıkarttığıma dair. Bu tarz yazıları böyle yine Ikea'da bulabilirsiniz. Mesela şöyle 8'li bir paket vardı. Ben bunu mutfak için aldım. Böyle bunları çerçevelerin içine yerleştireceğim. Böyle bazıları çok biçimsiz ama şunlar güzel. Ben bunları beğendim. Ve böyle mutfağıma koyacağım çerçevelerin içine. Bu paket de yine çok pahalıydı. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama sanırım 3-4 lira civarı bir şeydi. Sonra Ikea'dan şunları aldım. Şöyle düz defterler aldım. Biliyorsunuz okul zamanı yaklaşıyor ve ben çok fazla okula dönüş videosu çekeceğim. O yüzden de böyle düz süslemek için defterlere ihtiyacım vardı. Bu gerçekten çok ucuzdu. 3 lira falandı sanırım. O yüzden Ikea'da bunu görünce hemen aldım. Böyle çizgisiz içi. Bunu çok güzel süsleyeceğim şimdi. Yakında daha doğrusu, şimdi değil. Sonra Ikea'da yine böyle indirimde kalıp vardı. Şu deniz yıldızı şekli sanırım. Bu kalıpları ne yapabiliriz? Kurabiye yapabiliriz. Mesela aklımdaki fikirlerden biri düğün ve nişan videosu çekmek. Bunda mesela kokulu taş yapabilirim diye düşündüm. Ya da seramiğe şekil verebiliriz. Yani birçok şey yapabiliriz. Çok ucuzdu, 2 lira falandı, indirimdeydi. O yüzden ben de hemen sepete attım bunu da. Ikea'dan sanırım bunun dışında çok fazla gösterebileceğim şey almadım. Sonra İzmir'de ilk defa gittim ben oraya. Kızlar Ağası Hanı'na gittim. Çok güzeldi. Tam benlikle gerçekten. Özellikle giderseniz üst katında böyle ikinci el eşyaların satıldığı, işte böyle vintage şeylerin satıldığı bir kat var. Böyle kitaplar, sahaflar falan da var. Orası gerçekten harikaydı. Bir mağaza vardı. Mağazanın ismini hatırlamıyorum şu anda. Hatta ismi yoktu sanırım. Böyle orada
da şöyle örtüler vardı. Kenarı böyle kaneviçeli falan, böyle eski kadınlar işlemiş, oraya getirmiş. Ben görür görmez aşık oldum tabii bunlara. Şöyle bir örtü aldım, masa örtüsü aldım. Hemen böyle kafamda şimşekler çaktı yine. Bununla çok güzel bir bluz dikeceğim. Hatta böyle runner falan da yapabilirim, bilmiyorum. Karar vermedim çünkü çok güzel gerçekten. Eve gidince hemen denemelere başlayacağım, bir çalışma yapacağım. Ve bunu mutlaka değerlendireceğim ve sizinle de paylaşacağım. Gerçekten çok güzel bu. Sonra o kızlar arasından başka ne aldım? Şöyle filler aldım. Ben filleri çok severim gerçekten. Böyle bereket filleri. Çamlı falan filan. Hani böyle şey olarak kullanmasam da belki sadece fillerini kullanırım diye düşündüm. Çünkü bu da ucuz yani 7,5 lira falan da sanırım. O yüzden böyle dedim ki olmazsa keserim bu boncuklarından. Filleri sadece bir şeyde kullanabilirim diye düşündüm. Ve bu filleri aldım. Gerçekten çok güzeller. Evet, bunun dışına bakıyorum. Başka kızlar arasından aldığım bir şey sanırım. Yok. Evet, o zaman diğer yerden aldıklarımı geçebiliriz. Ayvalık'tan çok fazla bir şey almadım. Ama şöyle çok güzel bir bileklik aldım. Bunu böyle Instagram'da kolumda görmüş olabilirsiniz. Böyle balıklı. Gerçekten çok güzel de bir hanımefendi yapıyordu bunu kendi el emeği. Bunun nasıl yapıldığını daha çözemedim. Çözersem sizinle mutlaka paylaşacağım. Böyle inceliyorum günlerdir nasıl yaptığı bunu falan filan. Düğüm atarak yapıldı büyük olasılıkla ama ben henüz çözemedim. Ama çözersem mutlaka sizinle de paylaşacağım. Onun dışında bakıyorum hemen. İzmir'de bir de şeye gittim. Onu söylemeyi unuttum size. H&M Home'a gittim. Oradan hiçbir şey kalmamıştı. Sadece şöyle etiket vardı. Onu aldım. 5 liraya düşmüştü bu etiket. Böyle içinde 5 tane var. Bu defter süslemede falan kullanabilirim. Kelebek çok severim zaten. Hatta içinde 5 tane böyle olduğu için şey diye düşündüm. Bir sayfasını direkt çerçevenin içine böyle direkt koyup o işe çalışma masamın arkasındaki tarzda bir şey yapabilirim diye düşündüm. Sonra Bozcaada'dan aldığım şeyler. Mesela çok güzel şeyler aldım. Böyle deniz kabukları aldım gördüğünüz gibi. Böyle kocaman bunlar tabak gibi. Bunları boyayacağım ya da boyamayacağım bilmiyorum. Ama böyle tabak olarak değerlendireceğim. Yüzüklerimi falan koyacağım içine. Yine bunu da videosunu sizinle paylaşacağım. Yine dekorasyonda kullanırım diye şöyle mercan sanırım değil mi? Yani bilmiyorum da tam. Böyle yine deniz süsleri aldım. Böyle evimde tam bir yaz havası oluşturacağım dönünce. Sonra Bozcaada'da yine çok güzel bir yer vardı. Dantela'ydı sanırım adı. Dantela'dan şöyle iki tane harika bandana aldım. Desenleri çok ama çok güzel. Ve 10 liraydı bunların tanesi. Bence gayet iyi fiyatı. Çünkü tatil yöreleri biliyorsunuz birazcık pahalı oluyor. Ben bunları böyle özellikle yakama takmayı çok seviyorum. Böyle beyaz tişörtlerle. Şu şekilde. Böyle yakama takmayı çok seviyorum. O yüzden bunları da hemen böyle kullanmak istiyorum. Bunun dışında bir şey var mı? Var tabii ki var. Yine öyle Bozcaada'da bir yer vardı. Böyle kitap falan satılıyordu. Ve şöyle posterler vardı. Ben şöyle tahtanın üzerine böyle poster tarzı şeyler yapmışlar, tablo gibi. Bunları çok beğendim. İki tane aldım. Yine dedim bunları da çalışma odamda kullanabilirim. Böyle arkasında çift taraflı bantları da var. Yapıştırmak çok kolay o yüzden. Bunlardan aldım iki tane. Şunu çıkarayım. Tabii bunun dışında olmazsa olmaz benim magnetlerim. Gittiğim her yerden magnet topluyorum. Mutlaka şöyle yine magnetlerimi aldım. Ayvalık, İzmir ve Bozcaada'dan. Çok fazla bir şeyim kalmadı. Yine Bozcaada'dan şöyle bir demet lavanta aldım tabii ki. İnanılmaz güzel kokuyor. Hatta birazcık fazla kokladığınızda başınızı döndürebilir. Biraz ağır kokusu. Ama böyle daha fazla almak isterdim ama dediğim gibi kokusu çok yoğun olduğu için cesaret edemedim açıkçası. Böyle bunu çok güzel şeylerde kullanacağım. Yine mesela aklıma şey geldi hemen orada bunu görünce. Düğün videosu çekeceğim dedim sizlere. Mesela bunlarla mum yapma fikri geldi. Hediyelik. Çok güzel olabilir diye düşündüm. O yüzden bu lavantayı da aldım. Hiçbir şey olmazsa vazoya koyup evime dekoratif olarak kullanabilirim diye düşündüm. Lavantamızı şöyle koyalım. Birazcık dökülüyor. Son olarak sizlere göstermek istediğim bir şey daha var.
uzun zamandır Instagram'dan takip ettiğim Küf Vintage var Alsancak'ta, İzmir'de. Orayı hani yani böyle internette hiçbir şey yakalayamıyorum çünkü o kadar güzel parçalar var ki koyuyorlar ve hemen satılıyor. O yüzden aklıma koymuştum, İzmir'e gittiğimde mutlaka oraya uğrayacağım dedim. Ve uğradığımda çok da güzel iki parça kaptım. Öncelikle şu küpeleri kaptım. Yani küpelerime aşık oldum diyebilirim. Böyle annelerimizin küpelerine benziyor zaten vintage olduğu için. Çok güzel gerçekten. Bir de şöyle çok güzel bir mini işlemeli kolye ucu aldım. İkisi de gerçekten değerlilerim arasına girdiler. Çok beğendim. Evet, gördüğünüz gibi böyle hani değerli şeyler değil, çok basit şeyler belki ama ben böyle ıvır zıvırları toplamayı çok seviyorum. Ve bir türlü de fikir topladım bu arada tabii. Bunları en kısa sürede uygulamaya çalışacağım. Benden umudunuzu kesmeyin. Malzemelerim olmadığı için burada çok fazla böyle kendi yap videosu çekemiyorum. Ama çok yakında, 1-2 gün içinde sanırım bir örgü bikini videosu paylaşacağım sizlerle. Evet, umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Bir dahaki projemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.